Merhaba değerli seyirciler. NTV Spor Net'teki trajik kaza haberiyle başlıyoruz bugün. Brezilya takımı Chapecoense'yi Copa Sudamericana final maçı için Kolombiya'ya taşıyan uçak düştü. Uluslararası haber ajansları uçağın yakıtının bitmesi nedeniyle Medellin kenti yakınlarında düştüğünü aktardı. Bir başka yetkililer haberde yani bir arıza olduğu için acil iniş yapmak amacıyla yakıtını boşalttı pilotun. Yolunda da haberler var. Tabii şu anda çok taze bir haber olduğu için hani neden düştü, kurtulan var mı yok mu, bunlar şu anda araştırılıyor. İki futbolcunun haberler geliyor. Dair haber geldi ama daha resmileşmiş değil. Yetkililer uçakta 72 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğunu belirtiyorlar. Chapecoense takımı Atletico Nacional ile Copa Sudamericana finali ilk maçını oynamak için Kolombiya'ya gidiyordu. Evet, trajik bir kaza. Evet. Gelişmeleri takip edeceğiz gün içinde. Haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Akşam futbolun obrasıyla bir yıl daha. Bahri Çiftçi'nin haberi. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör avukatın sözleşmesini uzatmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertli yöneticiler 69 yaşındaki kurt teknik adamı futbolun Obradoviç'i olarak görüyor ve en az... Obradoviç ne düşünüyor acaba? Evet, bilmiyorum ki. Ha? Yani biraz fazla erken değil mi böyle bir şey için? Ya Fenerbahçe şu anda 24 puan topladı. Geçen sene 12. haftada 27 puan toplamıştı. Ya onu öyle çok detaylı bakarak söylemiyorlar. Yani şey gibi işte yani hani... 5 haftada mı olunuyor Obradoviç? Yani şey, ya iyi hoca, işte ya o tamam, havayı veriyor. İyiydi, ilk 7 hafta babacan, neredeydin? Babacan takımı bir anda ilk 7 hafta tırmanışa geçirdi vesaire. Şu anda bu benzetmeler ya tamam, biz de övüyoruz. Bu şekilde yapılıyor. Biz yoksa hani kağıt üzerinde Obradoviç ne yapmış, çok erken, avukat çok ne yapmış detaylandırılıp yapılmıyor yani. Tabii de yani çok erken. Yani çünkü bir maçta değişiyor, bir Beşiktaş kazandı. Hiç diyelim ki hafta sonu bu ay olmadı diye başlayacak bu yani. Yani bu iş böyle bir iş yani. Obradoviç öyle kolay olunmuyor. Tabii. Değil mi? Olmuyor da hani bir böyle bir kanı kaynamış milletin. Peki, anladın mı? Hani Obradoviç de çok böyle yukarıda duran bir isim. Her bakımdan bir spor adamı. Dolayısıyla öyle bir benzetmeler yapılıyor. Şey gibi ya işte. Peki, ben de sana ama yorumcuların Maradona'sı. Ah, teşekkür ederim. Mesela hani onun çok, gibi. Çok incesin. Çok incesin. Sen de anchorların Messi'si yani. Ya onun gibi. Gaz verelim birbirimize. O işte o şeye de ama biliyorsun, avukata da öyle bir gaz veriyor. Obradoviç'e siz basketbolun Mourinho'su musunuz diye sorulduğunda ben Obradoviç'im kardeşim çekti direkt yani. Neyse tamam. Şu anda en yukarıda duran isim o. O. Bu, şey aleminde. Takım sporları takım aleminde. Takım sporları aleminde evet. Sezon başında mukavele imzalamak için Fenerbahçeli yöneticileri 15 gün uğraştıran avukatın sözleşme uzatma sürecinin de sancılı geçmesi bekleniyor. Avukata en az bir yıl daha takımın başında kal denilerek baskı yapılacak. Hatta kendi takımını kurması için transfer sözü de verilecek. Çok erken, çok erken bu işler için. Geçen sene bu haftada 27 puanı vardı Fenerbahçe'nin ve Avrupa Ligi'nde de gruptan çıktı. Çok erken, yapmayın, etmeyin. 5 hafta önce Obradoviç diyordu ki benden daha iyisi varsa hemen yollayıp yenisini getirebilirler. Oradan buraya geldik. 5 hafta oldu daha. Abartmayalım. Peki. Buyurun. Söz, ben abartmayacağım da. Hoca sen ol. Foto maç. Fenerbahçe'nin son dönemdeki yükselişinde bir ismin emeği oldukça büyük. Mario Bean. Aha. Advokatın birinci yardımcısı konumundaki Bin, deyim yerinde ise başarılarının ardındaki gizli kahraman durumunda. Diğer yardımcı antrenör Korpot'la birlikte çalışan Bin'in idman temposundan rakip analizlerine kadar pek çok konuda ilk adam olduğu bildirilirken, advokatı taktik konusunda da danışmanlık yaptığı kaydedildi. Bin, advokatın Fenerbahçe'ye gelmesinde de etkin rol oynadı. 69 yaşındaki hocanın teklif gelince Türkiye'ye birlikte gidelim, bana yardım et, bu yaştan sonra bütün işlere tek başıma uğraşamam ama sen olursan başarırım, her şey yolunda giderse ben bırakırım, sen Korpot'ta devam edersin diyerek Bin'i ikna etti. Tamam yanıtını alınca Fenerbahçe imza attığı bilgisine ulaşıldı.
Evet, bu hani, bu konuda sen mi demeç verdin? Yaklaşık bir aydır konuştuğumuz konu. Normal zaten bu hem enformasyondan anlaşılıyor hem genel durumdan anlaşılıyor. Evet. Onun çok en basit ispatı şu. Ayda bir hafta ülkesine giden bir teknik direktörü Aziz Yıldırım'ın okey demesi için ancak böyle bir plan, böyle bir yapılanma olması gerekir. Başka türlü mümkün değil. Bunun için de Zico örneğini verdim. Tekrara girmeyeyim. Evet, Fenerbahçe bir teknik direktörü değil, bir teknik direktör ekibi atadı bu göreve. Bu çok açık gözüküyor. Böyle görünüyor. Foto maçtaki haberde bunun böyle olduğunu yazıyor. Yazıyor, evet. Yani bu gerçekten böyleymiş. Haber Serdar Sarıdağ'ın Milliyet Orman topa giriyor. Beşiktaş'ın Benfica ve Başakşehir karşısında kaybettiği puanlar yönetim kurulunu harekete geçirdi. Başkan Fikret Orman Fenerbahçe ve Dinamo Kiev maçları öncesinde sık sık Ümraniye'ye giderek teknik heyet ve futbolcularla toplantılar gerçekleştirecek. Siyah beyaz yönetim bu karşılaşmaların kazanılması halinde oyunculara süper prim vermenin de hesaplarını yapıyor. Şimdi prim kısmı bir yana, sen böyle bir mesleğinde böyle bir dönüm noktasının hemen öncesinde patronun gelip senin sürekli kafanın etini yemesini ister misin? Nasıl bir dönüm böyle noktası? Böyle çok anlamadığı bir konuda. İstemem. Nasıl bir dönüm noktasından bahsediyorsun? Ya ne bileyim, böyle bir işte senin mesleğinde onun karşılığı bilmiyorum. Ya Fenerbahçe ve Dinamo Kiev maçları. Yok, Beşiktaş mesleğim için sormuyorum. Ya Beşiktaş da açısından dönüm noktası. Evet, Fenerbahçe maçı bakıyoruz. Değil. Fenerbahçe tamam, neden önemli? Fenerbahçe derbi olduğu için, evet, önemli. Yoksa hani oradan kazanılacak ya da kaybedilecek puan. Ha, kazanırsan Fenerbahçe'yi bunalıma sokabilirsin. Hı-hı. Bu büyük bir avantaj. Kaybedersen hiçbir şey olmaz. Hı-hı. Gene puan olarak öndesin. Deplasmanda kaybetmiş olacaksın. Hiçbir şey olmaz. Sadece insanların morali bozulabilir biraz seyircinin. Ama bir şey olmaz. Zaten o kredisi var Beşiktaş'ın. Önemli olan Kiev maçı ama. Yani Beşiktaş Fenerbahçe'ye maçı kaybetti diyelim ki. Sonra gitti Kiev'i yendi. Ya da berabere kaldı, turu geçti. Buradan başarılı mı çıkmış olur, başarısız mı çıkmış olur? Başarılı çıkmış olur. Peki, Fenerbahçe'nin önünde üst tura çıkmış. Hı. Burada peki, toplantının içeriği önemli ama. Ne diyecekler? Ben de ona... Şimdi mesela Aziz Silin vardır ya. Aziz Silin geldi, Fenerbahçe kazandı. Ne oluyor orada? Ben anlamıyorum. Ne oluyor? Hani birilerini rahatlatmak istiyorsanız Şenol Hoca'yı rahatlatın. Şenol Hoca'nın varsa sıkıntıları, bunları giderin. Yalnız başka şunu biliyorum bence. Mehmet. Şunu biliyorum. Futbolcuların bir şey yok. Hangi seviyede olursa olsun sporcuların böyle yönetim kurulunun ziyaretleri, başkan ziyaretlerinin onlara moral verdiğini ve böyle bir beklenti içine girdiklerini zaman zaman biliyorum. Nereden biliyoruz bunu? Oyuncuların kendilerinden biliyorum. Yöneticiler söylüyor bunu daha çok. Hayır, oyuncuların kendilerinden biliyorum diyorum bak. Yani işte bir gelmedi ya antrenmana başkan da yani işte. Anladım da şimdi bak, bu Türkiye'de yetişmiş. Şeyler söylediğini biliyorum ben oyuncuların. Kim mesela? Atıyorum Türkiye'den yetişmiş oyuncu. Beşiktaş'ın ilk 11'inde Türkiye'de yetişmiş oyuncu yok ki. Yok, yabancı oyuncular için de yani geçerli olduğunu Beşiktaş düşünüyorum. Beşiktaş 11 yerlisi olmadan çıkıyor maçlara yani Beşiktaş şudur genelde. Yani, gidip, yani Türk oyuncular oluyor ama İsviçre'de yetişmiş, hani, Almanya'da yetişmiş, Hollanda'da yetişmiş oyuncular oluyor. Biz sizi önemsiyoruz. Siz bu kulübün çok değerli futbolcularısınız, sporcularısınız. Hani geldim antrenmanı izledim. Nasılsınız çocuklar? Birlikte antrenmandan sonra bir çay içtim, gittim mesela. Hani bunların zaman zaman ayarını iyi yapmakla, hocayla birlikte bu hani bunun dozunu ayarlayarak bunları yapmanın zaman zaman takıma katkısı olabileceğini düşünüyorum. Ben yanılıyorum ama bana ama gidip de toplantılar yapalım. İşte hani rakip karşısında nasıl bir kurguyla oynayacaksınız? Defansı beşli mi yapalım? Dörtlü mü yapalım var, falan. Öyle toplantılar olacağını zaten zannetmiyorum tabii. O hani senin o anlamda bir şey söylüyorsan onlar olmaz. Ama öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Şenol Hoca'nın da buna müsaade edeceğini zaten zannetmiyorum. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hı-hı. Benim söylediğim şu. Şimdi Hollanda'da yetişmiş Oğuzhan. Hı-hı. Almanya'da yetişmiş Tolgay. İsviçre'de yetişmiş Gökhan İnler. Geri kalanlar zaten yabancı. Fark etmez, insan ya hepsi. Ama böyle bir gelenekleri yok ki adamların. Ya gelenek olmasa da gidip Türkiye'de öğrenmişlerdir. Hoşuna gidebilecek bir şey tabii ki. Yani çünkü bu yapılan bir şey olduğu için yapmadığın zaman acaba niye yapmıyor diye sorgulanabilir.
Hani bunları ben bildiğim için zaman zaman oyunculardan, sporculardan ya bu tür şeyler duyduğum için biliyorum. Türklerde olabilir diyorum da ben hani nasıl olur diyorum. Yani neden olmasın? Tamamı yani yabancı olan. Sonuçta ya geliyor bak başkan bana ilgi gösterdi. Bugün günaydın dedi. Bizim halimizi hatırımızı sordu. Bizi seviyor, bizi düşünüyor. Genç ve demek ben de sonuçta insanlar bunlar. O zaman ben sorumluyum ya. Ben hiç istemem ya. Bunun bir sorun oldu. Neyse rutinim. Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum yani. Ama hani başkan geldi diye bir oyuncu olarak sen gıcık kaparsan o kapar. Sorun olabilir. Bak, kesin kapar. Kesin kapar. Evet. O, ama ben de olabilir sorun diyebiliriz. Ona bir sorun diyebiliriz. Çünkü bunun örneği yurt dışında yok. Yani profesyoneller var bu konuda tabii ki. İşin içinde teknik direktör kadar olan sportif direktörler, yani, profesyoneller var. Orada onlar başka yöntemler vardır. Genelde eski futbolcular. Yani gene başka yöntemler vardır. Hani biz sizin arkanızdayız, biz de varız, birlikteyiz duygusunu yaratacak başka yöntemler. Ya bunu esasında neden söylüyorum biliyor musun? Bizde bu çok kutsanıyor. Bu çok kutsanan bir şey. Özellikle mesela Aziz Sil'in lafı Erman Hoca'nın çıkardığı bir laftı değil mi? Mesela Fenerbahçe maç kazandı mı? Evet, Aziz Sil'in geldi, Fenerbahçe maç kazandı filan. Bu tip haberler oluyor. Ya bu yöneticinin işi değil ki bu. Yani ondan karşı çıkıyorum ben bunu. Yöneticinin asli işi herkesin belirli görevleri var. Birisi stattan sorumlu olur, bir tanesi takımın seyahatlerinden sorumlu olabilir, bir tanesi transferden sorumlu olabilir. Ki transferde nasıl sorumlu olur? İşin mali yönüne bakar. Yani bütçe denk aman başımıza bir şey gelmesin. Yoksa takım oyuncu seçmek falan değil yani. Gidip yani. Santrfor izledi çok beğendi. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani yöneticilerin işi bu. Yöneticiler yani bunun dışına çıktıkları zaman bence sorundur her zaman. Şöyle bir şey var Mehmet. Mesela bizde hep takıma bir abi lazım falan vardı. İşte ondan çok acayip şeyler. O yani. Abi aslında dünyanın bütün büyük takımlarında var. Var ama daha kurumsal var işliyor orada. Yani hiçbir futbolcu hani işte akrabalarım gelecek onlara bilet lazım. İşte evet. Bir havaalanından amcamın oğlu karşılanacak. Ne bileyim doğru. İşte ev tutacağım, elektrik parası yatacak, vergilerimi ödemem lazım gibi şeylerin hiçbiriyle uğraşmıyor. Kulüp de bunlarla görevli. Yani bu organizasyonu büyük kulüplerin çoğunda bu var. Yani şeyler pek biliyorum. Yok. Yani gittiğin zaman evine kendin bakıyorsun. Onlar bizde öyle. Yok yok yurt dışında da öyle. Asıl yurt dışında yani o şey var. Nerede istiyorsun ev? Şu bölgede mi? Sana, deniz bölgesi sana mi? Sana gösteriyor olabilir ama buradaki gibi değil yani. Bu konuda yardımcı olunuyor. Burada yani hiçbir şey yapmıyorsun. Seni futbola konsantre edecek, başka evet. Şeyleri düşünmemeni sağlayacak şeyler yap. Abilik dediğimiz şey de bizdeki o abilik müessesesi de buna yarayan bir şey evet. Zaten. Anlatabildim mi? Yani her büyük kulüpte bu var. Kimisinde kurumsal, kimisinde de başka tür geleneksel yöntemlerle. Bizde daha zaten. Çok geleneksel yöntemlerle halledilen meseleler bunlar. Bu o değil. Burada çok açık bu söyleyeyim. Bu da başka bir şey. Burada bu da de... işte hep beraberiz. O vurguyu yapmak yok için uygulanan bir burada bizim başkanlar futbolculardan daha önemli olduklarını düşünüyorlar. Şimdi konuşturma beni. O ayrıca var. Bu maçı kazandığı zaman da bak işte biz hallettik. Geliyor. O başka bir şey. Hatta, tamam ha, onu söyle bak. Hatta arkadan bu hoca beceremiyor biz yapıyoruz'a getiriyorlar. Tamam. Benim 2-3 gündür itiraz ettiğim konu bu. Peki. Bu hoca burada cıvıtmaya başladı. Biz hallediyoruz işine evet. Geliyor. Aman ha yapmayın böyle tamam. Şeyler. Benim peki. Dediğim bu yoksa hani tamam. Başka bir şey söylediğim yok o zaman yani. Tamam. Sahada konuşacağız. Haklısın yani tabii ki öyle. Erdal Cömert'in Vatan Gazetesi'ndeki haberi. Hafta sonu deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yönetim bu karşılaşmaya kadar mümkün olduğunca ketum bir tavır sergileyecek. Yönetimin bu kararı almasının altında ise iki temel faktör bulunuyor. İlki Fenerbahçe ile hemen ardından oynanacak kritik Dinamo Kiev maçı düşünülerek takımı motive etmeye çalışırken strese sokmamak. İkincisi ve en önemlisi ise diğer bir ezeli rakip Galatasaray'ın yaşadığı duruma düşmemek. Galatasaray'da başta başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Riye Kering, Fenerbahçe maçı öncesi yaptıkları açıklamalarda 17 yıllık galibiyet hasretinin bu sene biteceğini vurgulayarak iddialı konuşmuşlardı. Ancak Kadıköy'de sezonun en silik futbollarından birini ortaya koyan Sarı Kırmızılar sahadan yine yenilgiyle ama ayrılmıştı. Bu tabii Beşiktaş'ın kendine güvensizliği olur. Böyle bir şey olmaz. Yani Galatasaray'ın oyun yapısıyla bu sene oynadığı oyunla Beşiktaş'ın oynadığı oyun birdi ki. Yani Beşiktaş'a tam tersi gerekebilir belki. Belki de büyük bir iddia koyup çok da iddialı başlamak gerekebilir oyuna. Yani bir kere yani ciddi bir teknik direktör farkı var. Mesela Levent Nazifoğlu açıklama yapmış. Diyor ki işte medyada işte bizim temsilcilerimiz yok ana medyada.
işte Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar var. Onlar birbirleriyle işte kendileri çalıp kendileri oynuyor. Biz spor müdürlerine söylüyoruz. Haklısınız diyorlar. Sonra bir şey yapmıyorlar diyor mesela. Şimdi o bir konu bu, şimdi böyle bir şey söylüyor. Şimdi ben diyorum ki eğer istedikleri Galatasaraylılar olsa bu yönetim paramparça olur. Paralarlar. Büyük bir dezavantajı olur. Farkında değiller avantajlarının. Temsilci ne demek bir de? Öyle görüyorlar işte. Bizim temsilcimiz ne yok. Ya nereden bahsediyorlar bilmiyorum. Var çünkü. Haklısın diye spor müdürünün olacağını da düşünmüyorum. Ya canım hikaye yok. Olur mu şey? Olduğu zaman oluyor zaten. Olduğu zaman oluyor. Hasan Şaş çalışmadı mı? Gayet iyi mi? Değil miydi? Bülent Hoca bu işi yapmak istese, teknik direktörlük yapmak istediği için ayrıldı. Başka isimler de vardı. Onlar da başka sebeplerle ayrıldı. Yurt dışına gidenler oldu değil, falan filan. Temsilci olarak görev yapar. Tabii tabii. Onlar yani temsilci olarak görmek istiyor ama ben diyorum ki istediğiniz temsilciler olsa ilk sizi paramparça ederler. Çünkü Rick Herring'i getirdiniz takımın başına. Ya yani Rick Herring'e evet diyecek bir tane eski Galatasaraylı futbolcu söylesene bana. Rick Herring çok uygun Galatasaray'a falan diyecek. Bir tane birisini söyle. Yok. Ha. O yüzden o avantaj, dezavantaj zannettikleri şey. O yüzden şunu söylüyorum yani Rick Herring'in Galatasaray Fenerbahçe stadına çıkardığı durum. Ama bu, şimdi temsilci derse yönetim kurulunun temsilen bir gazetede. Onlar öyle görüyor. Derse o ya der onlar... Rick Herring süper, sizler harika işler yapıyorsunuz. Kimse demez öyle bir şey. Diyecek ya, birisini arıyorlarsa böyle bir temsilcilik müessesesi yok mu? Yok. Yani öyle bir şey yok. Var zannediyorlarsa. Yok öyle bir şey. Var zannediyorsa yani varsa da atayabilirler yani. Tabii. Şimdi bu şimdi. Rick Herring'in o çıkardığı takımı düşünsene Fenerbahçe stadına. Hı hı. Şenol Hoca böyle bir şey yapar mı? Yani arada biraz birisi anaokulu öğretmeni, birisi ordinaryüs profesör. Hı hı. Yani arada biraz fark var. Evet. Şimdi sen bu atamayı yapacaksın. Galatasaray'ın başına anaokulu öğretmenini getireceksin. Sonra diyeceksin ki bizim hakkımızı korumuyorlar. İyi ki korumuyorlar. Korusalar seni perişan ederler. Sen bu adamı getirdiğin için oraya. Çok şanslısın yani. Yok onu yapıyorlar canım. Ha. Şimdi Şenol Hoca öyle çıkmaz. Ama dolayısıyla yorumcu. Ha, tabii tabii. Maça dönelim yeniden. Beşiktaş'ın yani Galatasaray'ın yaşadığı problemi yaşaması diye bir şey söz konusu olmaz orada. Kadıköy'de. Ha, Fenerbahçe maçı kazanabilir mi? Kazanabilir. Fenerbahçe'nin avantajı nedir? Ev sahibi olmasıdır. Başka avantajı nedir? 0-1'i de oynayabileceğini Rize'de belli oranda gösterdi. Rize ile Beşiktaş birbirini karşılaştırabileceğin şeyler mi? Hayır. Başakşehir ile Rize birbiriyle karşılaştırılır mı? Beşiktaş zorluk çekti. Fenerbahçe kolay kazandı. Bunlar karşılaştırılır mı? Hayır. Ama şunu da söyleyeyim. Rize-Başakşehir maçı bir hafta önce Rize taş gibi top oynadı. Bu da var. Yani doğru. Birçok yön var anlatabildim mi? İşin içinde birçok şey var. Ama Beşiktaş'ı Kadıköy'deki oyununu Galatasaray'la onlar öyle mi yaptı? Acaba böyle mi olur falan diye karşılaştırmaz. Farklı sınıflar bu an için. Kulüplerin renginden, formasından bahsetmiyorum. Takım ölçüsünden, teknik heyet ölçüsünden bundan bahsediyorum. Problemi var mı Beşiktaş'ın? Var. Geçen seneki Beşiktaş mı? Değil. Ama bu sene de şöyle bir durum var. Yenilmiyor abi. Ne olursa olsun yenilmiyor. Meteor düşse yenilmiyor yani. 3-0 perişan olmuşsun ilk yarı. Bitmiş maç yani Benfica maçı. Bitmiş artık yani. Dönüyor. Başakşehir vızır vızır geliyor. Emre çıkıyor gerçi ama dönüyor. Dolayısıyla bu çok ciddi avantaj. Galatasaray'la falan karşılaştırılmaz şu an itibariyle. Şimdi buradan Galatasaraylılar üzerlerinde abi işte bize hakaret ediyor falan demesinler. Takımdan bahsediyorum. Kulüpten bahsetmiyorum. Renklerden bahsetmiyorum. Takım arada fark var. Mehmet Aslan, Hürriyet. Derbiyi %55,5 Fenerbahçe kazanır. O kadar işte. Diyor ve nedenlerini de açıklıyor. A. Fenerbahçe orta alanda güçlü. Beşiktaş çok daha kırılgan. Beşiktaş belli değil. Kırılgan değil bence. Beşiktaş'ın daha çok orada yapabileceği iş var Fenerbahçe'den. B Fenerbahçe takım orta saha kadrosu belli değil. Dezavantajı o. Evet. Atiba belli. Geri kalan belli değil. İşte onu kırılgan kelimesiyle şey yapmış, açıklamış Mehmet Aslan. B Fenerbahçe'nin hücum ve savunma dengesi daha oturmuş. Beşiktaş'ta ise hücum lehine bir ağırlık var. Denge tam sağlanamamış durumda. C. İki takım da oynatmamayı değil, oynamayı seven bir karaktere sahip. Dolayısıyla en formda olanı derbide 3 puana en yakın olan. Bütün bu verileri alıp bir tahlil yaptığımızda büyük maçta Fenerbahçe Beşiktaş'a göre sanki bir adım öne çıkıyor. Fenerbahçe geride bekler.
Yani ara sıra önde baskı yapar Galatasaray maçında olduğu gibi. Ama bu geride bekler hani oynatmamayı düşünen bir takım olduğu i̇kinci, anlamına da gelmez. İkinci bölgede kaparım direkt giderim der. Ara sıra Galatasaray maçında olduğu gibi ara sıra her zaman değil stoperlere kaleciye baskı yapar ama bunu bir oyun stili haline dönüştürmez. Ara sıra yapar bunu. Ama genel olarak Fenerbahçe'nin genel oyun stratejisi ikinci bölgenin başında topu kapıp hızla rakip kaleye gitmek olacaktır. Yani Fenerbahçe Rize maçında böyle oynadı. Sonradan 1-0'dan sonra başka bir şey oynamaya başladı. Ama bütün maçlarda Fenerbahçe önce buna bakıyor. Zorya maçında da böyleydi. Her maçta böyle. Gürcan Bilgiç sabah. Ligin tepesinin alıp başını gitmemesi için Fenerbahçe'nin kazanma zorunluluğu var. Tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi. Doğru. Hedefi sıcak tutması taraftarda ve camiada sinerji yaratıyor. İki sezondur ölü toprağıyla uğraşıyorlar. Kazanmak moral olarak da çok önemli. Dolmabahçe'deki rövanşı da düşünerek tüm stratejiyi bunun üzerine kuracaklar. Beşiktaş ligde önüne zor yazılan tüm maçlarda puan kaybetti. Kadıköy'e de yenilmez geliyor. Bu şartlarda Fenerbahçe camiasının kazanmaktan başka düşüncesi olamaz. Yani Beşiktaş'ın ligde zor yazılan tüm maçlarda puan kaybetti. Şunu da söyleyebiliriz. Maç kaybetmedi. Napoli'yi yendi. Yani yani Gürcan'ın ne demek istediğini anlamakla birlikte tek bir cümle olarak bakıldığında durumu açıklamıyor. Ayrıca puan kaybetmemek de Kadıköy'de yenilmesi geliyor. Evet olabilir. Hürriyet Uğur Meleke. Şenol Güneş Cenk'le Abubakar'ın gözünün içine bakıyor. Bir tane atsınlar da moralleri yerine gelsin diye. Fenerbahçe'nin forvetleri ise Advokat'ın gözünün içine bakıyor. Gol attıkları halde haftaya 11'de kalabilecek miyiz diye. Beşiktaş'ın daha iştahlı ve dinamik bir oyunu var. Fenerbahçe'nin ise çok yüzdeli gol yapan formda forvetleri. Son yılların en eğlenceli derbilerinden biri olacak. 2-2'ler, 3-2'ler, 3-3'ler bana sürpriz olmaz kesinlikle. Levent Düzemen sabah. Advokat çok rahat. Şenol Güneş ise sinirli ve gergin. Hollandalı hoca kulübede gülerken de öfkelenirken de oyuncularına karşı tavrını vücut diliyle mükemmel anlatıyor. 70 yaşında olmasına rağmen Advokat maçı ayakta izliyor ve oyundan hiç kopmuyor. Şenol Hoca son dönemde kulübede çok sinirlenmeye başladı. Kaçan pozisyonlar ya da yapılan pas hataları sonrası öfkeleri kameralara yansıyor. Çünkü Beşiktaş'ta oyuncular sezon başındaki gibi maçları kafadan kopartamıyor. Şenol Hoca derbiyi kaybetmek istemiyorsa önce kendisini psikolojik olarak hazırlamalı. Çünkü bir takımın görüntüsü hocasının görüntüsüne göre şekillenir. Levent abiye %100 katılıyorum. Her cümlesinde fazlası da var bence. O yüzden diyorum Beşiktaş yönetimi illa bir şey yapmak istiyorsa hocayı rahatlatsın. Habertürk bomba eder mi? Meriç Müldür'ün haberi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni golcü transferi için Fransa'ya uçuyor. Bomba eder mi? Evet. Tonlamayı doğru yapmak lazım. Evet. Yok ben de öyle okudum başlayacağım. Fransa Ligi'nde bugün 3 maç var. Başkan Orman'ın en güçlü ihtimal olarak Lille-Caen karşılaşmasını takip etmesi ve Lille'in forveti Eder'i mercek altına alması bekleniyor. Eder Portekiz'i Euro 2016'da Avrupa Şampiyonluğu'na taşıyan gole imza atmıştı. Transferi söz konusu olan diğer adaysa Dion'un golcüsü Dioni. Vallahi yok canım. Daha fazlası lazım Beşiktaş. Ha şuysa eğer. Niye Lille'in forveti Eder? Yani şunu söylüyorsa ya Şenol Hoca. Bak ben bu konuda %100 Şenol Hoca ne diyorsa ona okey derim. Şenol Hoca diyorsa bu adamı getirin. Ben bu adamı başka bir oyuncuya çeviririm. Bunda çok yüksek potansiyel var. Ben bundan başka bir şey çıkarırım diyorsa o zaman okey. Bana söyleyecek laf düşmez. Ama ancak böyle diyorsa olur. Beşiktaş'ın sınıfı Dembaba, Mario Gomez. Dioni değil yani. Eğer diyorsa ki ben bu oyunculardan bunu çıkaracağım. O zaman bize söyleyecek bir şey düşmez. Ama bu
işte scouting, mkanting falan onlarsa sonra Şenol Hoca'yı kenarda böyle sinirli sinirli görmeye devam edersiniz. Jose ve Pep'ten Güneş'e destek sabahın haberi. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü çıktığı Benfica maçından sonra cumartesi günü Süper Lig'de Başakşehir'le karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş fikstür nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirmişti. Başakşehir maçına pazar günü çıkmaları gerektiğini ifade eden Güneş'in bu tavrına Avrupa'nın önde gelen iki futbol ismi ortaya çıktı. Süper Lig'de olduğu gibi sezon başında fikstürü açıklanan İngiltere Premier Lig'de görev yapan Pep Guardiola ve Jose Mourinho federasyonu topa tuttular. Manchester City'nin hocası Guardiola, Mönchengladbach maçından 3 gün sonra öğlen 12'de Burnley ile oynayacaksınız diyorlar. Hayır deme şansımız yok. Kaybedersek ne olacak? Burnley'i tebrik ederdik. Bir şey değişeceğinden dolayı söylemiyorum ama doğru değil derken Mourinho da meslektaşları gibi fikstürün yoğunluğundan muzdarip pazartesi Liverpool'la oynayıp Perşembe Avrupa Ligi maçına çıkıyor. Sonra pazar bir kez daha lig maçı oynuyoruz diyen Portekizli teknik adam federasyonun Avrupa kupalarında oynayan takımları düşünmediğini ifade etti. Şimdi bunların tabii buradaki durum Beşiktaş'ın durumuyla aynı değil. Çünkü orada 44-47 saatte bir de maç oynanıyor. Bizde en azından öyle. O kadar olmuyor. İki, eğer buna itiraz ediyorlarsa onlara da aynı şeyi söyleyeceğim. Hafta 7 gün. Haftayı 9 gün. Haftayı 9 gün yaparsan 4 günde bir maç oynarsın. Bunlar milli takım hocası olması lazım. Evet. Yorulmuşlar. Ha bunu kökten bir itiraz varsa, bu fikstürü bu oyuncular bu teknik heyet kaldıramıyorsa o zaman onu gidip UEFA ile konuşacaksın. Böyle şey olmaz kardeşim diyeceksin. Hı hı. Yani sistemin geneliyle şey yapacaksın. Şimdi Burnley, işte Burnley'i tebrik et. Sen Şampiyonlar Ligi'nden indiriyorsun dünyanın parasını. Burnley indiremiyor. Onun da bir tazminatı olsun bir zahmet. Bunlar... Hem diyorsun ki ben Şampiyonlar Ligi'ni oynayayım, hem de diyorsun ki dinleneyim, Burnley ile aramdaki farkı biraz daha açayım. Kulüpleriyle sözleşme yaparken bunların hepsi belli zaten. Ona göre de kadroları var zaten. Ona göre kadroları var, ona göre maaşları var. Yani ona göre seyircileri şey, var, yer maçı geliyor. Her şey ona göre planlanmış, evet. Ona göre havaları var, değil mi? Tabii canım. Geneline itiraz ediyorsan hiçbir şey demem. Çünkü buna itiraz edilebilir hakikaten. Bu kadar maçı oyuncu da kaldıramıyor, teknik direktör de kaldıramıyor. Böyle saçmalık olmaz. Bunu değiştirin diye. Geçen gün Nebil hatırlattı hakikaten. Çünkü bir dönem hatırla Şampiyonlar Ligi iki grup oynanıyordu. Bir grup oynuyordun, çıkıyordun ondan. Bir gruba daha giriyordun, oradan da çıkıyordun. Galatasaray oradan çıktı mesela. Oradan çıkmıştı var Galatasaray'ın. Sonra gitti işte Real Madrid maçı falan oynadı. Bir kere daha öyle oynadı. O son maçta Barcelona'ya elendi. Şimdi Levent Nazifoğlu onları hatırlıyordur o günleri. Galatasaray öyle bir takımdı, şimdi böyle takım. Unutmasın onu yani. Şimdi buna itiraz ediyorsan bir şey söyleyemem. Okey. Ancak hem indireceksin 100 milyon dolar şeyi, maaşı. Güzel. Hem istediğin oyuncu sende. Oradan onu alalım, buradan bunu alalım. Kadro olsun 30 kişi. Sonra da çok maç yapıyoruz. Ne güzel ya. Acaba başka bir şeye yönelik ya. Bu hani şu bu senin bildiklerini, bu senin söylediklerini bilmiyor mu? Mazeret. Jose Pep Bey ve Pep Bey. Şimdi biliyorlar. Mazeret. Ama bu mazeret mi yoksa başka bir şey, oyuncular üzerinde başka bir psikoloji yaratmaya yönelik olabilir. Bir çalışma mı acaba? Merak ediyorum. Ben bu kadar, gerçekten bu kadar, öyle düşünüyorum haklısın. Artık. Yani bu kadar enteresan. Ya çok hani, büyük iş yapıyorsunuz. Tebrikler falan mı demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Herkes bize düşman ama biz bakın birlikteyiz ve bunu da yaparız. 43 saat sonra da maç oynarız. Ünlü, onu da alırız. Ünlü hem en güçlü hem en mağdur. Evet. Mevzusu. Evet. O ünlü konu bizim büyüklerde sıklıkla rastladığımız. Aynen öyle. Güzel. Bir motivasyon şekli. Ha? Bak onu da yapıyorum. Umuyorum öyledir. Yani bir faydası varsa ne güzel. Evet. Haklısın. Hem Şenol Hoca söylüyorsa, hem Guardiola söylüyorsa, hem Mourinho söylüyorsa bir şey olmalı. Hürriyet kayıtlardan da siliniyor Ahmet Ercan'ın haberi. Hafta sonu oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe kulübü üyeleri sezon başında Sarı Lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ün üyelikten ihracı için başvuruda bulundu. Gökhan Gönül 2014 yılında Sarı Lacivertli formayı giyerken Fenerbahçe'ye üye olmuştu. Dilekçede imzaları bulunan kulüp üyeleri Gökhan Gönül'ün kulüp tüzüğünün 15. maddesinin 2. paragrafına uygun olmayan davranışları sergilediğini belirtti. Bu maddeye göre seçimle gelinen görevler hariç başka bir kulüpte görev almak isteyen üyelerin kulüpten yazılı izin alması gerekiyor. İhraç talebinde bulunan üyeler Gökhan'ın Beşiktaş'a transfer olurken Fenerbahçe'den yazılı izin almama
formasının tüzeğe aykırı olduğunu belirtirken, rakip takım formasıyla Fenerbahçe'nin stadına gelecek olmasının da ayrıca vicdanları yaraladığını vurguladı. Dilekçede Gökhan'ın tüzüğün 49 ve 50. maddesine dayanılarak üyelikten çıkarılması gerektiği belirtilerek disiplin kurulunun işlemi bir an önce gerçekleştirmesini istedi. Dilekçeyi işleme koyacak Fenerbahçe Disiplin Kurulu prosedüre göre savunma yapması için Gökhan Gönül'ü kulüp binasına davet edecek. Beşiktaşlı futbolcu bizzat gelerek veya vekalet edici avukatla disiplin duruşmasını takip edebilecek. İhraç kararı çıkması durumda Gökhan'ın mahkemede buna itiraz hakkı bulunuyor. Ben kendisi ayrılsaymış. Bence yani sen gidip Beşiktaş'a transfer oluyorsun. Aynı zamanda yani hani tebrik ederim. Aynı şey kullanmıştım. Öyle mi? Teşekkür ederim. Yani bir rekabet durumu var. Ciddi bence bir rekabet olmaz hakikaten. Olmaz. Yani ben yani futbol kulüp tabii üyeliği öyle bir şey yani. Zaten olamıyorsun ikisine birden. Tabii olamaz. Yani tüzükler izin vermiyor genelde. Ben Fenerbahçe kongre üyesi olsam böyle bir talepte bulunmam. Çünkü yarının ne getireceği belli olmaz. Yani Gökhan bir daha döner. Hı. Var bunun örnekleri. Evet. Dünya, yani LeBron döndü yani. Daha gitti. Yani ortalık birbirine girmişti. Evet. Yani dönebilir, olabilir. Teknik direktör olarak dönür. Yok der ki ben Fenerbahçeliyim ama o dönem işte böyle bir şey oldu falan. Olabilir yani. Bilmiyorum tabii öyle olduğunu ama. Ben olsam başvuran. Bu burada şey davranmamak lazım. Ama senin dediğin çok doğru. Benim de aynı fikirdeyim. Gökhan'ın evet, Beşiktaş'a transfer olduğu gün kendisi başvurması lazım. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hürriyet, bizi zirveden itmeye çalışıyorlar. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Nazifoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar. Hakem hatalarının kasıtlı olduğuna inanmaya başladım. Bunlar hata olmaktan çıktı. Pozisyonlar çok net. Herkesin rahat görebileceği, takdir edebileceği pozisyonlar. Bundan sonra daha sert davranacağız. Bunu söyleyebilirim. Ortamı germemek için hafiften dokundurarak bugünlere geldik ancak hiçbir şey değişmiyor. Bu kadar mı denk gelir? Hep bizim aleyhimize, rakiplerimizin lehine. Artık burada hatadan çok başka şeyler olduğunu da düşünüyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun toplanıp hocalarıyla konuşması lazım. Galatasaray zirve dışına itmek için yoğun bir çaba var. Merkez Hakem Kurulu aklını başına alsın. 3 maç kaybedince taraftarımızın da bizlerin de morali bozuldu. Takımda gruplaşmanın olduğuna yönelik haberler çıktı. Bunların hepsi yalan haberler. 3 mağlubiyet sonrası samimi arkadaşlar birbiriyle dertleşmeye başlar. Diğerlerine nazaran daha fazla vakit geçirirler. Gruplaşma dediğin selam vermemekle, pas vermemekle olur. Böyle bir şey yok. Oyuncularımızın moralleri bozuldu. Kabuklarına çekildiler. Bizim görevimiz onları Bursaspor maçına hazırlamaktı. Bu da teknik ekiple birlikte başarılı bir çalışmanın sonrasında oldu. Bursaspor maçını kazanarak yolumuza devam ettik. Yani bu konu tabii hakem konusu zaten evet. Bursa maçında çok ciddi hakem hataları var, doğru, Galatasaray aleyhine. Yalnız genel olarak hani bizi dışarı atmak istiyorlar falan. Ben istatistikleri koyarım yani Galatasaray'ın. Galatasaray top oynasa böyle olmaz. Oynamıyor yani, yok futbol yok. Ha oynadı iyi, mesela Trabzon maçında fena top oynamamıştı. Orada o maçı beraber de bitirebilirlerdi, kazanabilirlerdi de, bu ihtimal vardı. Bursa maçı için haklıdır. Geri kalan açıklamalar genellikle standart. Stratejik bir tavır standart, bu. Her takım, her kulübün yaptığı standart. Bu tip aynen durumlarda. Öyle, evet. Sayın aynen Nazifoğlu öyle işini yapıyor. Doğru. Bu gruplaşma olmadığını da vallahi bilmiyorum. Oyuncuların bunu açıklaması lazım. Selçuk'un açıklaması hani grup yok derken bile grup var diyordun yani. Milliyet, Galatasaray'ın Ramos'u, Nevzat Dindar'ın haberi. Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti Serdar Aziz'i Real Madrid'in ünlü savunmacısı Sergio Ramos'a benzetti. 26 yaşındaki futbolcunun performansını değerlendiren Sarı Kırmızılılar, Serdar'ın sadece defansta değil ileri çıkma ve hücuma destek verme anlamında da artısı bulunacağına dikkat çektiler. Serdar Aziz golcü kimliği yakında gösterecek, kendine güvenini yavaş yavaş kazanıyor. Haftalardır oynamayan bir futbolcunun bir anda %100'ünü vermesi kolay değil. Çekingenliğini attığı zaman Galatasaray'ın Sergio Ramos'u olacak yorumunda bulundular. Umuyoruz öyle olur. Fazla yani Sergio Ramos olacak demek de Sergio Ramos olunmuyor tabii. Hı hı.
Yani 26 yaşından sonra Sergio Ramos olmak da kolay değil. Ama imkansız değil. İmkansız yani. Da değil. Burada en önemli engel sağlık durumu. Serdar'ın umuyoruz sağlığı izin verir. Serdar da hak ettiği pozisyona ulaşır. İyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Burada zaten eleştirilen Serdar değildi. O kadar maç oynamadıktan sonra Fenerbahçe maçında birden sahaya çıkmasıydı. Vatan, onun yeri artık forvet. Yalımcan Sarpgel'in haberi. Galatasaray'da ligde üst üste gelen kötü sonuçlar sonrasında Bursaspor karşılaşması teknik heyet için bir test mücadelesi oldu. Orta sahada Tolga Ciğerci'yi, forvette ise Eren Derdi Yok'u kesen Rie Kering, Podolski'yi forvette kullandı. Ancak burada Rie Kering'in esas planı Snyder'i zaman zaman forvet hattına yöneltip çift forvet gibi kullanmak oldu. Bu deneyi Bursa maçında takım geri düşse de yapan ve pozisyon zenginliğinin arttığını gören Rie Kering ve kurmayları bundan sonraki süreçte de bu taktiği kullanacak. Rie Kering yeni dönemde artık Lukas Podolski'yi forvette kullanıp hücumu Sneijder'le takviye ederek yola devam edecek. Bana iyi geliyor. Ha? Şimdi burada mesele Sneijder'i ileriye itmek. Bursa Spor buna müsaade etti. Nasıl Rize Spor Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ı Alex'leştirdiyse Bursa Spor'un da esasında kağıt üzerinde gayet iyi duran orta sahası Snyder'i rahat ettirdi. Snyder rahatlıkla çıkabildi. Şimdi rakipler böyle olursa Snyder uçar. Bu rakiple alakalı, Podolski ile alakalı değil diyorsun. Asla değil. Yani şimdi ileriye itmek ya Snyder'in arkadaki amaç. Evet. Podolski ile birlikte oynadığı zaman Snyder'i ileriye çekmek durumu diyorsun. Söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Okey. Bak göreceğiz. Ben diyorum ki arkadaki ekibin yani 2'ye 3 olursa, orada temaslı olursa, rakip orta sahada temaslı olursa diyeceksin ki Türkiye Ligi'nde kim, kaç tane takım böyle oynayabiliyor? Evet, haklısın. Önemli olan Snyder'i mümkün olunca ceza sahasına yakın tutmak. Evet. Bunu da arkadaki oyuncular daha çok yapacak. Ama sen de haklısın tabii ki. Podolski de çekerse onun da faydası olur. Eto formülü sabah Yunus Emre Selin haberi. Trabzonspor gol yollarındaki sorunu çözmek için çözüm arayışlarına başladı. Başkan Muharrem Usta gündemdeki önemli isimlerle temaslarını sürdürürken bir yandan da farklı alternatiflere yöneldi. Yönetimin kendi arasında Eto'yu alırsak yarım sezonluk katkısı nasıl olur diye sorduğu ve bu konuda teknik direktör Ersun Yanal'ın da fikri alındıktan sonra kararın verileceği söylendi. Yani bir maç bile katkısı olur diyorum ben. Olur Eto'yu. Ama yani sadece Eto'yla düzelirmiş. Onu bilmiyorum ama Eto'nun katkısı olur diye düşünüyorum. Ya sen beraber konuştuk işte, maç seyrettin sen de. Anladın mı ne oynadın? Anlamadım. Oradan yani ben hani tekrar ediyorum, sıradan bir futbol maçı futbol sever olarak seyrettiğimde hani deriz ya hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan deriz. Tam öyle bir maçtı. Yani hani Trabzonspor'dan ben bir şey anlamıyorum. Ön tarafta hani Eto girecek, ön tarafta Antalya'ya geçen sene olduğu gibi böyle bir akıl katacak ve hücumu olduğu gibi değiştirecek falan diye bekleniyorsa evet olabilir. Ama Eto'nun daha çok zaten hazır, içeriye topu vuramayan bir takımda başarılı olması daha mümkün. Yani atıyorum mesela Başakşehir'de tabii ki Mehmet Battal'ın orta sahada yaptığı destekten falan bahsetmiyorum. Eto mesela Başakşehir'in girdiği pozisyonlarda Eto olsaydı bu hafta yani skor başka olurdu. Ama mesela şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim. Kolay kolay Birliği maçında bir gol atardı Eto işte. Ama işte öyle olmuyor. Ama yani. Öyle olmuyor iş ya. Şimdi mesela büyük takımlarımız ya yani şimdi mesela Rie Kering'e sormuşlar. Eto'yu alalım mı diye. Rie Kering de benim yerime mi demiş. Anladım. Anladın mı? Şimdi buradan çok hikaye çıkar. Doğru. Yani bir ben enteresan bir cevap. Yani şimdi biz onu oynatamayız. Çıkar bizi İşimizi yapamaz çıkar. İki, ben oynatamam. Benim yerime gelirse olur belki çıkar. Bir sürü şey çıkar bunun içinden. Avrupa'da kalmalıyım. Fanatik Çağrı Davran yazdı. Bundesliga'da Mainz forması giyen milli futbolcu Yunus Mallı röportajından satır başladı. İyi bir sezon hazırlığı geçirdim. Teknik direktörümüz Martin Schmidt de bana çok güveniyor. Maçlarda süre almam ve takımın bana olan inancı özgüvenimin de yüksek olmasını sağlıyor.
Benim en etkili olduğum pozisyon forvet arkası, yani 10 numara. Tabii ki eksiklerim de var ve bunları ve iyi yönlerimi de geliştirmeye devam ediyorum. Almanya'da kariyerimi sürdürüyorum. Bundesliga, İngiltere Premier Ligi ile birlikte dünyanın en iyi iki liginden biri. Burada düzenli olarak oynuyorum ve iyi performans gösteriyorum. Kariyerim adına Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayabileceğim, beni bir adım ileri götürecek bir kulüpte oynamak isterim ama bunun ne zaman olacağını bilemem, diyor. Çok iyi oyuncu, çok formda. Milli takımımız umuyorum çok daha fazla yararlanır ondan. Çok ilginç bir şey var. Profesyonel Futbolcular Derneği araştırması. Sadece belirli. Bir tanesini okuyayım istersen, eğer zamanımız yoksa. Zamanımız var mı? Var. Futbolcuların hepsini okuyabilirsin. Futbolcuların %44'ünde sözleşmelerinin kopyası yokmuş. Bu şey mi demek hocam? Menajerler falan ilgileniyor bunda. Ben ilgilenmiyorum mu demek? Yoksa abi bakmadan atıyoruz imzayı mı demek? Menajerlerdir genellikle. Öyle de değil mi? Yani olumlu yön tarafından bakalım. %16 imaj hakları, vergi gibi nedenlerle ikinci bir sözleşme daha imzalıyor. Ne demek bu? Yani işte reklam haklarını da devrediyorlar. Ya da... Niye ikinci bir sözleşme? Bilmiyorum. %8'i kariyerlerinde en az bir kere kadro dışı bırakılıp yalnız antrenman yapmaya zorlanmışlar. Şunu %77'si son 2 sezon içinde geç ödemeyle karşılaşmış. %8'i şike teklifi almış. Bak %8'i aldım diyorsa o %8'i değildir. %8 az bir oran mı? Çok. Bir de %8 de değildir yani. O zaman fotoğraflara geçin. Ne demek bilmiyorum. Nasıl bağladım? Ben de bilmiyorum. Süremiz bitti yani, Kerem dedi. İngiltere'de Alfreton Town'la Newport County arasında oynanan maçta ceza sahasında yaşanan karambol. Bence fotoğraf çektiriyorlar. Olabilir. Değil mi? Gol sevinci olabilir. Olabilir mi? Bu fotoğrafı vermek için yapmışlar. Mümkün. NHL'de Philadelphia Flyers'la Calgary Flames arasında oynanan maçta yaşanan bir karambol bu da. Karamboller. Gel de topu gör orada, pagı. Pakı. Zaten orada nasıl görüyorlar ben bilmiyorum ki normal sebebi. İşte o pak çok zor görünüyor. Zanetti'nin fotoğrafı var burada bir sonraki. Ve Johan Cruyff'la final yapalım. Toprağı bulursun. Evet. Yarın yine var. Yarın yine var. Önce davranalım. Evet, bu düşen uçak Chapecoense'li oyuncuların bulunduğu uçak. Var mı bilgi? Boyunca, o yeni bir bilgi her yok ama yeni bilgiler ulaştıkça gün boyunca onunla ilgili haberler ileteceğiz. Gerçekten büyük bir facia, elim bir kaza. Yarın 11'de yine aynı saatte, 11-10 gece gibi diyelim. Mehmet Demirkol'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalınız.